Canım bu benim ama. Lütfen. Lütfen. Bak video çekeceğim burada. Hadi güzelim. Hadi canım benim. Hadi in aşağı. Hadi in. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz ve aynı zamanda kitaplığıma da hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir bardak kahve, 5 liralık bir defter, 1 liralık bir kalem ve 50 kuruşluk bir yapışkan kağıtlarla, postil miydi adı, postiş miydi tam hatırlayamadım. Bunlar sayesinde okuduğunuz bir kitabı nasıl unutamayacağınızdan bahsedeceğim. Çok basit gibi gördünüz değil mi? Şimdi önce şuna değinmek istiyorum. Biliyorum pek çoğunuz kitap okuyor. Evet, aranızdaki çoğu kişi kitap okuyor ve hatta bu çoğunluğun da çoğunluğu okuduğu kitapları unutmaktan çok şikayetçi. Kimisi bir hafta sonra, kimisi bir ay sonra, kimisi ise bir yıl sonra okuduğu kitabı hatırlayamamaktan çok dert yakınıyor. Ben de bu yüzden sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm için kendi hayatımda uyguladığım 5 taktiği paylaşmaya karar verdim. Ama bu 5 taktiğe geçmeden önce şuna değinmek istiyorum. Unutmaya bu kadar çok takılı kalmayın. Zaten kitap okuyorsanız o kitapta okuduğunuz kısımlarda siz unuttuğunuzu sansanız da günün birinde tekrar kullanılmak üzere gün yüzüne çıkmaya bekleyen bilgiler yer alıyor. Ve aynı zamanda siz yine unuttuğunuzu düşünseniz de o kitaptan öğrendiğiniz şeyler, o kitaptan kaptığınız şeyler sizin bilinçaltınıza yer ediyor. Çünkü okudukça bilincinizi, beyninizi daha çok geliştiriyorsunuz ve daha çok okudukça daha çok bilgiyi kafanıza yer etmeye başlıyorsunuz. Bunların çoğunu hatırlamıyor olsanız da hayatınızın her anlamında kullanıyorsunuz siz farkına bile varmadan. Tekrar söylüyorum, unutmayı çok sorun etmeyin. Siz fark etmeseniz de unuttuğunuz şeyler hayatınızda yer ediyor. Aslında bir yandan da unutarak daha kaliteli şeyler için kafanıza yer açmış oluyorsunuz. Bu güzeldi bak. Şimdi lafı fazla uzatmadan okuduğunuzu unutmamanızı sağlayacak 5 taktiğe geçiş yapıyorum. Önce biraz kahve alacağım. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Beşinci olarak okuduğunuz kitabı daha sonra tekrar hatırlayabilmek için bu kitabı sosyal medyada veya sadece kitaplarla alakalı kurulmuş bin kitap gibi sitelerde kitap forumlarında paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize yeni bir hesap açıp orada tüm kitaplarınızı kaydedebilirsiniz. Ya da böyle uğraşmak istemiyorsanız en basitinden Instagram'da story atın ve o story'yi profilinize sabitleyin. Günün sonunda aradan bir hafta geçtiğinde, iki hafta geçtiğinde sabitlenmiş hikayelerinize baktığınızda o kitabı tekrar kendinize hatırlatmış olacaksınız ister istemez. Ve kendinize onu hatırlattığınızda ya da gözünüzün ucuyla bakıp geçtiğinizde bile bilinçaltınız sanki o kitaptan bir şeyler hatırlamaya çalıştığınızı düşünecek ve o kitap hakkında daha yeni okuduğunuz taze taze o olay örgüsünü, hikayeleri tekrar gün yüzüne çıkartacak. Bunu o gün kullanmasınız bile. Ve bu sayede sosyal medyayı yararlı bir amaç için kullanmış olacaksınız. Aynı zamanda okuduğunuz kitapları sosyal medya hesaplarınıza paylaşıp diğer insanların da faydalanmasını sağlarsınız. Ve hatta okuduğunuz kitabın kısa bir özetini madde madde ya da bir paragraf şeklinde yazarak paylaşırsanız diğer insanlara çok daha fazla katkı sağlayabilirsiniz. Ve bunu yaparak aslında bilgilerinizi de tazelemiş olursunuz. Okuduğunuz kitabı biraz daha fazla hatırlamış olursunuz. Dördüncü maddemiz ise kitapta hoşunuza giden, sizi çok düşündüren, sizi çok etkileyen o mısraların, paragrafların hatta sayfaların altını çizmeniz. Oralara ya da basit birer işaret koymanız. Sadece bir tükenmez kalem yardımıyla. Ve daha sonra bunlara geri dönüp bakabilmek için bu sayfaların arasına şu postişlerden, yapışkan kağıtlardan birer birer yapıştırabilirsiniz. Size bunun hakkında kısaca bir örnek vermek istiyorum. Mesela burada ne varmış? Ferhat, Jack, İçöz, kendin olmanın dayanılmaz hafifliği. Burada ben bir sayfaya postiş yapıştırmışım. Ben bu arada buna sürekli postiş diyorum ama sanırım postiş değil de bu. Hemen bir bakayım. Evet değilmiş. Postiş ek bir saç anlamına geliyormuş. Postit arkadaşlar. Bunun şu yapışkanlı kağıtların doğru adı postit. Sakın bu hataya düşmeyin. Vay be bırak. Şu düştüğün hataya bak. Hemen şu postit yapıştırdığım sayfayı açıyorum. Evet. Bir yerin altını çizmişim. Ne yazıyormuş? Oo, bak bu bana şu an neleri neleri hatırlattı. Duyguları küçük çocuklar gibi düşünebilirsiniz. Küçük çocuklar da ağladıklarında, kriz çıkardıklarında aslında bir ihtiyaçlarını dile getirmeye çalışıyorlar. İhtiyaçları karşılanmasa bile karşı tarafın, mesela annenin, onları anladığını gördükleri anda sakinleşiyorlar. Duygusal deneyimlerimiz de tıpkı böyledir. Biz onları yok saydıkça
hep daha büyük bir kriz olarak geri döneceklerdir. Vay be. İyi ki buranın altını çizip, iyi ki şu post işi yapıştırmışım. Evet, bu taktiği kesinlikle uygulayın arkadaşlar. Listemizin 3. maddesi ise bu altını çizdiğiniz, post-itler yapıştırdığınız, işaretler koyduğunuz o kısımları aslında not da alabilirsiniz. Veya kitap okuyup bitirdikten sonra kitap hakkındaki o anki duygularınızı, düşüncelerinizi veya altını çizdiğiniz yerleri bir deftere yazabilirsiniz. Yani öyle uzun uzun yazı yazmanıza gerek yok. Rastgele bir sayfa açıp yarım sayfalık sadece o kitap hakkında duygularınızı kağıda dökebilirsiniz. Unutmayın ki yazı yazmak bir şeyi hatırlamanın, bir şeyi aklınızda kalıcı hale getirmenin en iyi yollarından birisidir. Özellikle hedeflerle alakalı tüm videolarımda size yazı yazmanın öneminden bahsediyorum ya. İşte okuduğunuz kitapları unutmamanın bir diğer önemli taktiği de bunları not almak. Yazmak. Sadece kısaca yazmak. Benim yine kendi hayatımda uyguladığım ikinci taktik ise günün ilk saatlerine kitap okumak. Kendinize bir şekilde bir zaman yaratıp 9'da işe gidiyorsunuz, saat 7'de kalkıp 10'da okula gidiyorsanız saat 8'de kalkıp uyanır uyanmaz kahvenizi, suyunuzu veya çayınızı alıp yarım saat de olsa, hatta 15 dakika da olsa günün ilk saatlerinizde bilinciniz daha yeni açılmışken bilincinizi, bilinçaltınızı, beyninizi o sosyal medyadaki arkadaşlarınızın, tanımadığınız insanların neler yaptığını öğrenerek kirletmeden önce kitap okuyarak geçirmeniz. Çünkü size şimdi sorsam falan falan arkadaşınız 2 gün önce hangi mekana gitti diye pek çoğunuz bunun cevabını vereceksiniz ama 3 gün önce okuduğunuz kitapta baş karakterin en sevdiği mekanı bana söyleyemeyeceksiniz. Bunun sebebi sabah uyanır uyanmaz direkt sosyal medyayla gözünüzü açmanız ama bunun yerine sosyal medyanın hafızanızda kalıcı olmasını yerine günün ilk saatlerinde kitap okuyarak okuduğunuz kitabın aklınızda daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Ve son taktiğe geldik. Benim genelde her kitap okuyuşumda, her kitap okuma anımda yaptığım bir şey. Bu benim birinci taktiğim. O ise kendinize daha değerli bir alan oluşturmak. Kitap okuduğunuz o kısacık anı, o 15 dakikalık, yarım saatlik, belki de 1 saatlik o süreyi daha değerli bir hale getirmek. Peki nasıl? Daha rahat bir koltuğa oturun ya da daha güzel bir masaya oturun. Veya etrafınızda hoş kokular olsun. Bir bardak kahvenizi koyun. Kahve sevmiyorsanız çay koyun, bitki çayı yapın ya da süt koyun. Hiç fark etmez. Yanınızda boğazınızı ıslatacak ve sizi o an daha değerli hissettirecek bir an yaratın. İçeceğiniz rahat bir ortam, hoş bir koku. Eğer sessizlikte okumayı sevmiyorsanız arkaya da klasik bir müzik açın. Ben genelde sarı, loş ışıkta, özellikle bu ışığımın altında kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü kendimi daha özel hissettiriyor ve okuduğum kitaba daha çok değer vermemi sağlıyor. Eğer okurken okuduğunuz kitaba daha çok değer verirseniz, o kitap okuma anınızı daha değerli hale getirirseniz emin olun bilinçaltınızda o kitap daha çok kalıcı olacak. Çünkü değer verdiğiniz bir şeyi unutmanız daha zor olacak. Değer verdiğiniz birisini unutmak çok zor oluyor değil mi? İşte değer verdiğiniz o kitapları da unutmanız çok zor olacak arkadaşlar. Uf be! Çok güzel kapanış yaptım. Bence çok güzel taktikler yer aldı burada. Okuduğunuz kitapları unutmamanız için. Kitaplar hakkında bu ve bunun gibi daha farklı içerikler paylaşmamı istiyorsanız ve benim cevaplamamı istediğiniz farklı sorunuz varsa, hayatımdan daha fazla içeriği sizlere yarar olması için paylaşmamı istiyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmına belirtin ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. O halde bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.